Güler beni kona kona, ey aman aman. Ye bir uşa korda bına, ey havan aman. Jası hinkan cahayalan, aman aman. Dünyala sarım bu yazın bana, ey lama lama. Ben olacak en zani, aman aman. Kazma tatma dünya fani, aman aman. Dergi del izbek hani, aman aman. Çok yama bu yakoni, laman laman. Zor te kurbete, aman aman. Hacik mama katim ala bire mahate, laman laman. Bir derdemin çıkan fırbun, laman laman. Cici kaza ve kurbay diye şavti katı, aman aman. Azi vaci garak binim, aman aman. Çımavatım idişkinim, aman aman. Derde insani fakir püren, aman aman. Sucaran poşe derde vanine. Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Boyraz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Nurhak Dağları'nda herkese selamlarız. Arkadaşlar bugün videomuzun konusu kurduğun dağlardaki davranışı, avlanma şekli. Karabaş, Kankal'ın kurdaki davranışları, sürü köpeklerinin davranışları şekillerini anlatacağım. Bu tecrübeler tamamıyla kendim dağlarda ettiğim tecrübeyi artı araştırdığımız kadar onları birbirine katarak size bir anlatım yapacağım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Nokta da olsa yorum yaparsanız, beğenip paylaşırsanız seviniriz. Büyük, koskocaman bir aile oluruz.
Güneş kaplayan bulut savuşu, ışıl ışıl doğan günüm özledim. Samgeliyle poyrazlarım düşür, mor menekşe kızıl gülüm özledim. Gülüm özledim, mor menekşe kızıl kızıl gülüm özledim. Samgeliyle poyrazlarım düşür, mor menekşe kızıl gülüm özledim. Gülüm özledim, mor menekşe kızıl kızıl gülüm özledim. Arkadaşlar öncelikle kurtları ele alalım. Tabi bazı bölgelerde kurda canavar derler. Bazı yerlerde kurt derler. Kürtçe'de de gır derler. Yani canavar ismini hep mesela sürüleri parçaladığı için, sürülere büyük zarar verdiği için bu isimleri vermiş halk bölgelerde. Yani birbirine hitap edecek ettiklerinde Tugraka mı derler, yani sen bir kurt musun derler. Arkadaşlar kurdu toplumsal olarak hafife almamamız lazım. Yani hayvan gerçekten, öncelikle bunları söylerken arkadaşlar, doğaya, tabiata, yaşam hakkına saygılı olmak zorundayız. Kurt bize zarar vermesin diye iyi köpek beslemek zorundayız. Yani kurtçul köpek beslemek zorundayız. Ki bir çoban rahat edebilsin dağda. Rahatça hayvanlarını yaysın, zarar görmesin. Ayda yılda bir tane de verirsen o da sorun teşkil etmemeli. Çünkü bir insan hayvancılığa, merrabesiciliğine başlarken kurdun bir tehlike olduğunu herkes biliyor. Bugünlerde kışa girdiğimiz dönemlerdir. Kurdun tam tehlikeli olduğu zamandır. Dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sağına soluna iyi bakmamız lazım. Yeşil ot olduğu için koyunlar hızlı hareket ediyor. Kurda gelelim arkadaşlar. 21 yüzyıldır kendini bütün doğaya, araziye, merraya en iyi şekilde uyum sağlayıp gelen tek hayvan kurttur. Çok zekidir, çok çevik ve çok hızlıdır. Arkadaşlar yani tamamıyla tabiatta yer alan bir hayvandır. Öbür yüzü ise çok tatlı, bütün insanlar sever mesela hayvanı. Tabiatta, doğayı, koyunu, köyde yaşamış insanlar, herkes kurdu bir heyecanla anlatır. Bir heyecanla yaşar. Gördüğünde de bir heyecanla tedirgin olur. Çünkü en başta ben her zaman seviyorum. Gördüğüm zaman bir heyecanlanıyorum, bir böyle tedirgin oluyorum. Görmek istiyorum. Herkes de böyledir. Çünkü mesela YouTube'da yaptığım kurt videoları daha çok izleniliyor. Daha çok ilgilerini çekiyor insanların. Çünkü herkes seviyor. Böyle bir heyecan alıyor. Onun için arkadaşlar kurt hafife alacağım bir hayvan değildir. Çok zeki bir hayvandır. Çok kurnaz bir hayvandır. Eğer tabi burada merra daha çok önemlidir. Merra daha elverişliyse, kurdun koyun çalmaya elverişli bir dağsa,
1000 tane köpek beslesen bile eninde sonunda senden alacaktır bir tane iki tane. Tabi uyumazsan, sürü kalkıp gitmezse bu farklı bir şey. Bölünmezse bizim geçen seneki olay gibi. Bölünürse o bir tehlikedir zaten. Arkadaşlar, bazen internette de görüyorum. Bazı bölgelerin kurtlarını çekiyor. İşte insanlar çekiyor yollarda, orada, burada. Gerçekten bizim bu Nurhak Dağ'ın kurtları büyük oluyor. Çok büyükler. Yani burada bir türlü çekemedim. Bilmiyorum arkadaşlar, belki inanıyor, inanmıyorlar. Ama gerçekten doğru söylüyorum. Bu bölgede siyah kurt da şu keçi gibi simsiyah kurt da yaşıyor. Hemen buranın aşağısında gördüm. Boyu da hemen hemen 85-90 vardı. Yani birebir bizim rahmetli karı kovalıyordu. Yani böyle mesafem 50 metreydi. Koyuna geldi. Dişi haber verdi, karı kovaladı. Ben bire böyle çıplak hani o zaman çekim yapmıyordum. Ama çekseydim böyle simsiyah, katran siyah bir şeydi. Bu bölgede yaşıyor o hayvan. Arkadaşlar, kurdu dediğim gibi zeki bir hayvan ve her şeyini hesaplayarak sürüye gelir. Köpeği hesaplar, çobanı hesaplar, koyunun davranışını hesaplar, rüzgarı hesaplar. Bunların hepsini güzel hesaplar. Bir hafta boyunca hesaplar. Fırsatını bulduğunda dalar. Ve o dalışı da boş olmaz. Genellikle dolu olur. Çünkü hesaplamayı çok iyi yapıyor. Gelelim köpeğe arkadaşlar. Sürü köpekleri de yani davarın yanında hiç olmazsa bu boci dediğimiz, kırma dediğimiz köpeklerden bir tanesi olsa güzel olur. Köpeksizlikten iyidir. Haber eder çobana. Havlar, kokusunu alır. Havlar, tedirgin olur. Sen de o bölgede olduğunu bilirsin. Ona göre tedbirini alırsın. Ama hiç köpeksiz olursa da o iş farklı şekil alır. Farklı bir tehlike. Çünkü bizim insanların koku alma duygusu olmadığı için o işi köpek yapıyor. Köpeğin iyisine gelirse arkadaşlar, köpeğin iyisi çok nadir bulunur. Yani böyle nadir bir şekilde bulursun. O da yıllarca hayvancılık yaptığın zaman, hani nasıl bir sürünün içinde ikiz doğuran bir koyunu, kuzularını ikisini tek koyundan daha güzel yapan koyunun kuzusunu hep sürünün içinde bırakmak istersin ya, dişi kuzusunu asla satmak istemezsin. Çünkü neden? Sürün işletmen kar marjlarında kar ediyor. Köpek de aynı öyle. Yani boyuyla, posuyla, tipiyle, şekliyle önem arz etmez. Tamamıyla karakteri. Bu karakteri de tabii büyüten kişi, sahibi çok önemli. Beraber hareket edip beraber dağa giden insan çok önemli köpek için. Onu korkutmaması lazım. Alıştırması lazım. Özgüvenli büyütmesi lazım. Köpekte de olması lazım. Köpekte yoksa arkadaşlar bunu mesela hani bu yüzdeye vurduğumuzda %90 civarında bu köpek çıkmaz. %10 civarında çıkar. İyi bakarsan, beslersen hayvan yapısal olarak, karakter olarak güçlüyse o istediğin şeyler o köpekte çıkar. Köpeğin davranışı dağda kurtta nasıl olur? Hani kurtçul, benim köpeğim kurtçuldur, şöyledir, böyledir. O iş öyle olmaz arkadaşlar. O köpek çekirdekten tercübeli talaz gibi bir köpeğin yanında, miki gibi bir köpeğin yanında, karo gibi bir köpeğin yanında dağda yetişmesi lazım. Eğer dağda yetişirse o köpekler onu eğitmesi lazım. Kokuda, o da hesaplamalarını çok iyi yapabilen bir hayvan olması lazım ki sürüde rahat edebilesin. Rahat bir şekilde koyunu yayabilesin.
Arkadaşlar koyunlar biraz hızlı hareket ediyor. Tamamıyla yeşil ota bağlı bir şey. Yeşil ot arıyor. Kuruyu yemiyor. Yeşil büyümüş. Onunla da doymuyor bu mevsimde. Onu diyorduk arkadaşlar. Yani köpek yavruyken asil, güzel, kaliteli olmalı. Onu annesinden babasından bilmen lazım. Ve onu güzelce köpekler yetiştirmesi lazım. Çünkü sen ne kadar komut verirsen ver, komutu almaz. Sadece terbiye edersin. Yani koyunla hareket etmesi için. Koyunla hareket etmesi için, koyunla gelip gitmesi için ki köpek sürüde faydası olsun. Peki arkadaşlar, şunu söyleyeyim. Şimdi biri benim karşımda soru sorsa daha iyi cevaplarım. Ama kendi kendime sorup kendi kendime cevap verdiğim için biraz ancak bu kadar oluyor. Arkadaşlar peki kurt köpekten korkar mı? Kolay kolay korkmaz arkadaşlar. Çünkü kurt koştuğuna güveniyor. Bir kurt saatte 80 km hızla gidiyor. Bir köpek 40 km hızla gidiyor. Kurt vahşidir. Doğal ortamda yaşıyor. Tamamıyla her şeyi kendi bulup, kendi pişirip, kendi yiyor. Köpekse hazır şeylerle besleniyor. İnsanların yaptığı şeylerle besleniyor. Ama kurt da köpeğin atasıdır, annesi ve babasıdır. Yani her köpeğin birazında kurtluk vardır. Onun için köpek güzel eğitilmişse köpekler tarafında, çoban ise, her köpek çoban değildir. Yani bunu gerçekten çekirdekten kendin yetiştirmen lazım. Dışarıdan aldığın bir köpek. Mesela her köpek kurda havlar mı? Havlar. Dışarıdan getirdin, sokakta buldun. Kurdu görünce havlar. Şey yapar ama avcı olamaz. Beceremez, bilmez çünkü. Yetiştirdiğin köpek kokusunda, rüzgarda, yatacağı yerde, koyunu gözetleyeceği yerde çok iyi anlar ve işini çok güzel yapar. Onun için mesela kurt köpekle boğuşur mu? Boğuşur. Çok rahat da boğuşur. Çünkü kurdu başta dediğim gibi hafife almamak lazım. Köpeğe paramparça eder. Çünkü eğer güç üstünlüğü varsa, yanında bir iki tane varsa, köpek de yalnızsa ya da iki köpekse, 3-4 kursa hiç affı olmaz. Döner paramparça eder. Önümde tehlikedir der. Köpek, tecrübeli köpek, iyi yetişmiş köpek de bunu biliyor. Yani o fırsatı kurda vermemeye çalışıyor. Amacı koyunu korumaktır. Koyun için mücadele ediyor. Kendisi için değil ya da kurdu bölgede kovmak için değil. Hani söylenir ya, denir bazen, kurt köpek, iyi köpek 5 kilometre 6 kilometre kurdu kovalar gider. O biraz zor arkadaşlar. Onu yapacak olan köpek benim açımda ahmak köpek olur. Ama sürüsünü güvende gören bir köpek de bölgede uzaklaştırmaya çalışabilir. Bu bölgenin aşağısında bir kere 7 kurt bana saldırmıştı. Onu nasıl yaşadığımı da size anlatayım arkadaşlar. Şu buraya hep kayalık, böyle yokuş. Şu kuyruklu tarla, kuyruklu tarlanın ucu kayalıktır. O zaman o tarla frezdi. Koyunlar oranın dibinde yayılıyordu. Oranın dibinde yayılmıyordu, yatıyordu arkadaşlar. Karıştırmayalım. Yatıyordu, sonbahardı artık. Yani bundan 15-20 gün önceydi.
Bugünün 15-20 gün koyunları artık içeri koyacaktık. Gece saat 1 oldu, hava soğuktu. Koyunları kaldırdım, böyle bu tarafa doğru götürdüm yayılsın diye. Koyunlar yayıldı o bölgede. Geri 1 saat, 1,5 saat yayılınca geri getirdim. Aynı yatak yerine yatsın dedim. Saat 2,5-3 gibi falandı. Ben de bir çayımı içtim. Çay yaptım. Hafif yemek yedim. İçtim. Sonra hemen koyunlar hepsi kırıldı zaten. Sabah uykusu deriz biz ona. Uyku gözüne girince kırılıp yattı. Belki 1 saat 45 dakika geçmeden ben de hafif öyle gözlerim kaydı. Yattım. Bir tane tek köpeğim var o zaman. İlk bundan 15-16 yıl önceydi. İlk yıl hayvancılığa başladığımız yıllardı. Yani daha önce de yapıyorduk. Biraz ara vermiştik. Geri koyun almıştık o sene. Koyunlar direniyordum dedim biraz. Soğuk hava yesinler, dağda yatsınlar, yayılsınlar gece gündüz. Ki güzel yağlansınlar, kuzlarını güzel beslesinler diye. Biraz uzatmıştım gece dışarıda yatmayı. Saat belki 3-4 gibi bir şeydi. Hafif de sis girdi ortalığa, yani üstümüze. Hafif de yağmur yağıyor, böyle yağmur damlacıkları geliyor. Bir baktım koyunlarda bir çan sesi geliyor ki böyle müthiş bir sıçradı, böyle uyur haldeyim, sabah uykusu. Sıçradım, baktım ki etrafımız kurt dolu. Köpek bir tanesi bir ona koşuyor köpek. Tabi koyunların üstlerine gelmelerine izin vermiyor. Köpek sağa sol edince kurtlar hep ben ve koyunların aşağı tarafında, tarlaların içindeler. Dağlı kaldılar böyle. Bir tane tekli de silahımız, kasan avu olan da var yanımızda. Islanmasın diye heybeye koymuştum naylona salıp. Onu alayım derken koyunların içi, el fenerini koyunların içine verdim ki koyunlar tam orta bölgesine bakıyorlar. Ben de koştum o zaman. Direkt kurdum, bir tanesi koyunların ortasında, bir tane bizim kasak kulak kasır bir koyunumuz vardı. Onun boğazından tutmuştu. Bağırdım, çağırdım ki bıraksın. Adam hiç bırakma niyetinde değildi. Bırakmadı da. Köpek de gelmedi. Köpek diğerleriyle uğraşıyor. Ben buna çubukla bir tane salladım. Koyunu bıraksın diye. Koyunu bıraktı. Bana ağız attı böyle. Alçak kısmımı hafif yırttı pantolonu böyle. Koyunu bıraktı. Koyun sürünün içine kaçtı. Ben bunu bir şekil sürüde kovaladım. Sürünün dışına aldım. Sonra tuttum koyunu, baktım. Koyunun boğazında hiçbir iz yok. 2-3 tane çizik var. Hafif çizik böyle. Yani delinme, melinme yok. Çok da tuttu bayağı yani. Belki bir ben de görmemi bir dakika falan, koyunun boğazına, koyunu yaklaşık bir 10 metre 15 metre sürüden ayırmıştı. Sonra sordum o kurdun yaşlı olduğunu söyledi. Dişlerinin kırık olduğunu söyledi. Zaten ben pantolonu da diş attığında sadece bir tarafı böyle tam dikişe getirmişti. Orayı böyle yırtmıştı. Bölge de burasıydı. Kurdun yaşlı olduğunu söyledi. Sonra ben burada kovdum. Aşağı tarafta Yusuf amca, şu tepelerin üstünde yatak yerleri var. O yataklarda Yusuf amca yatıyordu. Onda koyunları vardı. Onun 6 tane güzel köpeği vardı. 6 tane güzel köpeği vardı. Yusuf abi orada, Yusuf amca mermi sıktı. Gece tabi benden yarım saat sonra orada mermiler sıktı. Bağırdı, çağırdı, köpekler havladı. Sabah ben koyunları burada kaldırdım. Şu aşağıdan tarlaların içinden Yusuf amcaya doğru gittim. Hem kurt muhabbeti edeceğim. Hem de o ne oldu, ona ne oldu, onu anlatsın diye. Giderken şu yeşil tarlanın üst tarafında, hemen şu dağın dibinde, şurada bir koyun şeyi gördüm. Daha taze, yeni yemişler.
koyunun derisini gördüm. Tabii hiç başka bir şey bırakmamışlar. Koyunun sırtında da boya vardı, sarı boya. Sonra koyun Yusuf amcanın koyunuymuş. Dedi belki senin, dedim yok, bizim koyunlarda boya yok. Dedi o zaman baktık onun boyalarına. O koyunu görmedi, ben gördüm. Geldi sonra kendisi baktı, onun koyunu olduğunu söyledi. Öyle bir şey de yaşadık arkadaşlar. Yani çok şey, çok tecrübe var. Böyle çok defalarca kurtu gözümün önünde koyunlara saldırdı. Hani başka sürülere, bizim sürümüze götürdü. Onu yaşaya yaşaya gördük. Sizinle paylaşayım dedim. Nurhak Dağları başı karlı karlı arkadaşlar. Talaz artık yaşlanmış, en arkadan geliyor arkadaşlar. Karu gelmedi. Diğer dişi gelmedi. Miki'nin yavruları var zaten. Miki'nin 5 tane yavrusu var. 2 dişi, 2-3 erkek var. Karun'un yavruları. Büyüdüler artık. 2 haftalık oldular. Yürüyorlar. Karu da Ali'nin dişisi Kızan. Onun için davara gelmedi. O Kızan olunca hayatta davara gelmez. Talaz var. Talaz sürüyü güzel koruyor.